Orta Nokta'dan hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Nihat Kahveci ve Erman Özgür'le birlikte karşınızdayız. Spor Toto Süper Lig'de 30. haftada şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe, 11 maçları kazanamayan lig sonuncusu Gençlerbirliği'ne evinde 2-1 mağlup oldu ve sezonun en flash, en sürpriz sonuçlarından birisine imza attı. Maçın detaylarına hemen bir göz atalım. Sonrasında Nihat Kahveci ve Erman Özgür'le birlikte mücadeleyi değerlendireceğiz. Filip Novak 35'te Fenerbahçe adına gol perdesini açtı ki asist Jose Sosa'dan geldi. Geçen sezon Trabzonspor'da bol bol görmeye alışık olduğumuz bir işbirliğiydi bu. Ve Filip Novak'ın golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti ki bu sezon öne geçip puan kaybettiği herhangi bir maç yoktu Fenerbahçe'nin ta ki bu maça kadar. 39'da Serdar Aziz kendi kalesine topu gönderdi ve skora denge geldi. İkinci yarıda 63'te Daniel Kandeyaş'ın asisti devamında Floyd Ayite Gençlerbirliği'ni 2-1 öne geçirdi ki bu golle ilgili offside mı değil mi şeklinde özellikle Fenerbahçeli yöneticilerin de TVBspor ekranlarında da canlı olarak o açıklamaları sizlerle paylaştık. Serzenişleri vardı, itirazları vardı. Neticede Gençlerbirliği tam 11 maç aradan sonra Spor Toto Süper Lig'de maç kazandı. Fenerbahçe ise lig tarihinde ilk kez evinde 6 yenilgi görmüş olduğu gerçekten çok negatif anlamda çarpıcı bir iç saha performansı Fenerbahçe tarafında. Nihat Kahveci, Erman Özgür, gerçekten konuşacak çok konu var. Fenerbahçe'nin sezon performansına dair, Erol Hoca'nın tercihlerine dair, maçın teknik analizine dair nasıl başlamak istersiniz? Maçın teknik analiziyle başlamak zor bugün. Normalde biz çok futbolu konuşmayı severiz ama bugün konuşulan bir kelime var. İstifa, istifa, istifa. Nereye baksak yapılan yorumlar, konuşulanlar ki özellikle artık Fenerbahçe taraftarının da net bir şekilde belirttiği kelime istifa. Şimdi ben de şöyle demek istiyorum. 35 dakika muhteşem bir futbol oynadı Konyaspor deplasmanında. Bu hafta Gençlerbirliği ile içeride oynayacak. Bir haftadır konuşulan lig sonuncusu Gençlerbirliği geliyor. Futbol olarak iyi oynamıyorlar. Skor alamıyor. Yaklaşık 2,5 aydır galip gelmiyor. 25 milyon taraftarımız var diyor ya. 25 milyon taraftarın biri bugün yenilirizi düşünmemiştir. Bugünkü olay, zaten Fenerbahçe'nin başına gelen olay sürpriz de demem. Bu bambaşka bir şey bugünkü olay. Hakikaten yani inanılmaz bir durum. O yüzden bence şoktalar. Erol Hoca'nın da istifa etmesini istiyorlar. Ben de burada şunu söylemek istiyorum. Erol Hoca'nın açıklamalarını da özellikle gördükten sonra Erol Hoca mütevazi davranıp istifa etmeli. İstifa da bir hizmet etmektir diyorum. Çünkü beklenti bu yönde. Bir kesim vardı. Erol Hoca'nın arkasında duran, sabredelim, sabretmeliyiz denilen, bizi hocamızla aramızı kötü yapmak istiyorlar denilen bir kesim vardı. Bence o kesimi de düşünerek, kendisini savunan o kesimi de düşünerek istifa etmeli diyorum ben yani. Futbola gelince Fenerbahçe adına sahanın içinde çok kötü bir futbol ama diğer taraftan da hak ederek kazanan Gençlerbirliği'ni tebrik ediyorum. Bak, bugünkü 98. kuruluş yıl dönümü, motivasyon sebebi, hoca değişikliği, motivasyon sebebi, kaybedecek bir şeyim yok mentalitesiyle sahaya çıkmak motivasyon sebebi ve hak ettikleri bir galibiyet. Ligin altını da karıştırdı Fenerbahçe. Gençlerbirliği 3 puan aldı. O kazanan Ankara Gücüler, işte bugün puan alan Erzurumsporlar da hani Gençlerbirliği'nin kazanması beklemiyordu. Bugün kimse neredeyse beklemiyordu. Belki Gençlerbirliği taraftarları bile beklemiyordu. Öyle bir maçtı baktığında. Bir kere kadro kalitesi olarak da ya sürprizin ötesi bir durum oldu. Ama maç sonu yapılan açıklamalar kendi haklı tarafları vardır ama bence bugün Fenerbahçe taraftarları bile o açıklamaları birazcık almazdan geçti. Sahanın içinde ne oynuyoruz da bugün galip gelebilir diye düşünmüşlerdir. Maç son açıklamaları da konuşacağız. Oradaki Fenerbahçeli yöneticilerin dile getirdiği konulara da burada değineceğiz. Sizlere soracağım Fenerbahçe yöneticilerin bakış açısı. Onların haklı olduğu nedenler var mı? Fenerbahçe'deki problem veya Fenerbahçe üzerinde gerçekten yöneticilerin iddia ettiği şekilde sistematik bir hatalar zinciri var mı? Bunların hepsini konuşacağız ama bir puan durumunu rica edeyim sevgili yönetmenim Doğukan'dan. Çünkü Nihat Kahveci de bahsetti. Gençlerbirliği ligin dibinde kazandı. Beşiktaş şu anda maç eksiğiyle 63 puanla lider. Haftaya
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Galatasaray 61 puanda, Fenerbahçe 58 puanda kaldı. Beşiktaş eksik maçını kazanırsa şu anda puan farkı 8'e çıkacak. Haftaya da derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kazanırsa Sarı Lacivertler için bir anda zirvenin 11 puan gerisine düşme ihtimali var gelecek hafta için, eğer Beşiktaş'ın eksik maçını kazandığını öngörürsek. Ligin ikinci sayfasına bakalım. Gençler Birliği 24 puana yükseldi. Ankara Gücü 3 haftadır kazanıyor, 29 puanda. Medipol Başakşehir 29 puan. Büyükşehir Belediye Erzurumspor puan aldı bugün, 27 puana yükseldi. Şu anda tabii son 4 takım 29 puanda. Hani baraj orada 29 şeklinde tanımlandı ama üst üste gelen özellikle ligin dibindeki takımların aldığı galibiyetlerle o baraj sürekli yukarı tırmanıyor. Ben 12. sıradaki İttifak Holding, Konyaspor da dahil olmak üzere birçok takımın tedirgin olduğunu düşünüyorum. Bu puan durumunda Başakşehir'le ikili averajında bildiğim kadarıyla Başakşehir'i daha yeni yendi deplasmanda Gençler Birliği'ni. 4 takımı birden geçmesi lazım. Yani çok büyük bir mucize Gençler Birliği'nin ligde kalması. Fenerbahçe galibiyetine rağmen hala büyük bir mucize. O ayrı bir konu tabii. Hala büyük bir mucize. Ben Nihat'ın söylediği şeylerin içerisinden alınması gereken ilk şeyin, kaybedecek hiçbir şeyim yok. Maça öyle çıkmak. Gençler Birliği'ni biraz maçta rahat tutan şeylerden bir tanesi bu. Fakat ben yorumcudan evvel bir futbol severim. Ben açtığım zaman televizyonu iyi futbol seyretmek istiyorum. Fenerbahçe yöneticiler ne zaman iyi futbol seyretti iki kere üst üste? Çıkıp oraya açıklama yapmak, bize şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Hep Fenerbahçe'nin yaşaması gereken motivasyonun önüne geçiyor, biliyor musun? Fenerbahçe'de Erol Hoca çıkıp da sağ dışı şeylerle uğraşacağız falan dediği zaman bundan önceki haftalarda, ya bir kez de benim oyun istikrarım niye yok, bize bunu açıkla ya. Bir kez de ki benim niye oyun istikrarım yok? Niye iç sahada ligden düşmesi %60-%70 olan bir takıma oyun olarak üstün gelemiyorum? Niye bir yarım saat baskın değilim? Niye üç pası bir arada yapamıyorum? Ne bir hücum organizasyonum var, ne bir baskın karakterim var. Bu kadar kaliteli bir kadroya, bu kadar kalitesiz futbolu nasıl oynatıyorum de ya. Bir kendini eleştir. Ondan sonra da döndük ya, biz çok iyi oynadık ama bizim önümüze geçtilerdi. Sen hep kötü oynadığın maçların üstüne diyorsun ki bizi bir şekilde doğradılar. Ya kusura bakmayın ama lig sonuncusundan hani bakıyorsun maçın pozisyon sayısına, adam senin iki katın pozisyona girdi ya. Sezon boyunca Gençler Birliği'ni ben Anadolu'yu da takip ediyorum. Bu kadar pozisyon girdiği maç yok. Geliyor Kadıköy deplasmanında giriyor. En iyi oyuncusu CEO yok biliyorsun. Stanku yok. Gençler Birliği için çok önemli oyuncular. Bu oyuncular yokken yapıyor bunu. Ya senin ne bahanen var Allah aşkına? İnanılmaz yani. Hakikaten de inanılmaz. Hani ben istifadır, şudur budur, onu bunu bilmem. Bir B planı var mı Fenerbahçe'nin bilmem. Ama bu oyun kalitesi seni zaten şampiyon yapmayacak ki. Yapmaz, olamazsın yani. Mümkün değil. Hissettirmiyor ki Fenerbahçe. Ne oyuncusu bunu hissedebiliyor, ne futbolu gerçekten anlamaya çalışan taraftarı hissedebiliyor. Fenerbahçe bir maç kazanıyor Konya'da. Bir sonraki maç ne olacağı hiç belli değil. Bir oyun istikrarı yok çünkü. Gece gündüz kadar farklı bir iç saha dış saha performansı var. Konya'daki ilk yarım saat sezonun en iyi Fenerbahçesi olarak tanımlandı. Birkaç gün sonra Fenerbahçe bugün yine çok dağınık, rakibi domine edemeyen bir görüntü Nihat Kahveci. 6 yenilgi var. Podolski son dakikada atsa Antalya maçında Kadıköy'de 7 yenilgi olacaktı belki de. Yani bu gerçekten sıra dışı bir tablo. Zaten lig tarihinde böyle bir rakam yok Fenerbahçe adına. İç sahada bu kadar çok maç kaybettiği bir lig sezonu yok. Ya bunu nasıl açıklayabilir Fenerbahçeli taraftarlara Erol Bulut? Valla bunu benim açıklamam zor. Sevgili Erol Hoca bile bu konuyla ilgili açıklamalar yaparken o da zaten şaşkınlığını belirtiyor. Deplasmanda bu kadar galip geliyoruz, içeride galip gelemiyoruz diyor. Erol Hoca da çözememiş. Herhalde Erol Hoca'nın oynatmak istediği sistem, sahanın içinde bekledikleri, ya bir duvar var, oyunculara ulaşmıyor herhalde. Şimdi bugünkü maça bakıyorum, ya not alırken böyle bakarım ben genelde. Ne oynuyor sistem olarak? 4-2-3-1, 4-4-2, 4-1-4-1 bakarım. Ya Fenerbahçe'de bir baktım, solda Pelkas'la başladı, sonra Novak oynadı, Mert Hakan oynadı. Forvet arkasına Pelkas geçti, Mert Hakan oynadı, İrfan Can oynadı. Forvetin Tiam'dı, sonra Samato oldu, Sise oldu. Sağ kenarın Samuel'di, geldi Ferdi oldu. Sol bekin Novak'tı, bir ara Zalai oldu, bir ara bir baktım Pelkas sol bek oldu. Ya yazarken yoruluyorsun. Ya Fenerbahçe takımı Kadıköy'de ilk defa kendi kalesine gol atmıyor. 50 dakika var maçın bitmesine. Fenerbahçeli oyuncular sahanın içinde panik halinde. Kaos ortamı var. Ya bir sakin olun. Ya bu takıma hep övdük.
lider oyuncular var. Sosan, Gustavo'nun yeri geldiğinde Pelkas'ın, Novak'ın, Mert Hakan'ın geçen sene yaptıkları, kenarda olan Ozan'ların, senin sağ bekin Gökhan'ın. Ya bunlar tecrübeli oyuncular. Niye sakin olamadılar onu da anlamıyorum. Sanki maç bitti. Serdar golü attı, Fenerbahçe fişi çekti. Bir kere bak hep Erol Hoca, Erol Hoca, çünkü baş o. Kazandığında, şampiyon olduğunda o övülecekti. Kaybederken de o eleştirilir. Ama o bazı oyuncuları da unutmayalım lütfen. Ya bu sahanın içinde lider oyuncular da böyle durumlarda bir sakinleştirmeli. Durum daha 50 dakika var. İçeride oynuyoruz. Bir sakin oynayalım. Golü yedikten sonra kaos ortamı. Fener doldur boşalta dönen, kimin nerede oynadığı belli olmayan, rakip atağa çıkıyor, geri dönmeyen. Ya Fenerbahçe içeride 5'e 2 yakalanmaz defansta. 6'ya 4 yakalanmaz. 4'e 2 yakalanmaz. Fenerbahçe 2 gol yeter yer diyelim. 10 tane pozisyon bulur. Yine 1 tane de olsa gol atar. Ya Fenerbahçe 2 gol yiyor. 4 tane de net pozisyon veriyor. Maçın en iyisi Altay. Altay'a da yazık oluyor. Çocuk kahrolmuştur yani. Ben daha ne yapayım der yani. Ya böyle bir futbol sahanın içinde. Ya son yıllarda Fenerbahçe hep şampiyonluk yarışından uzakta kaldı ama bugünkü kaos ortamını ben şahsen görmedim yani. Hiçbir maçında görmedim bundan önceki sezonlarda. Fenerbahçe'nin sahaya dizilişi bu şekilde. Erman Özgür, Nihat Kahve'yi çok güzel betimledi. Aslında kaotik bir tercihler silsilesi vardı Erol Bulut'un saha içerisinde. 57'de değişiklikler oldu ve üçlüye döndü Fenerbahçe. Zaten hoca da maç sonu buna değindi. İrfan Can Kahveci, Samat da oyuna girdiler. Filip Novak çıktı dışarı. Mametiyam çıktı. Üçlüye döndü değil mi? Evet. Üçlüye döndükten sonra Kandiyeş'in olduğu tarafı boş bıraktı ve o taraftan da golü yedi. Yaptığı evet. Hamle kendi takımı için değil, rakibi için avantaja dönüştü. Maçın başına gel. Gustavo'yu Beşiktaş derbisinde oynatmayı düşündüğü için iyi iş çıkaran Mert Hakan'la Sosa'yı öne itip, yani yüzü kaleye dönük oynayan oyuncuları öne itip onların sırtını kaleye çevirdi. Gustavo'yu oynatayım da maç temposu kazansın, Beşiktaş maçına da böyle çıkarım dedi. Kafasına göre bu iki oyuncudan bir tanesini de kesmedi iyi oynadıkları için. Halbuki Fenerbahçe'nin oturmaya başlayan, oturma ihtimali olan en azından pas trafiğini yine kafadan bozmayı başardı. Gustavo kötü oyuncu demiyorum. İlla ki de oynatmak istiyorsan ya Sosa'yı keseceksin ya Mert Hakan'ı keseceksin. Bu şekilde olmaz. Bir, ikincisi yaptığın iş üçlüye dönmek. Rakibin seni tehdit etmiyor anlamına gelmez. Boş bırakırsan herkes seni tehdit eder. Kandiyeş'in kestiği top, daha sonra Kandiyeş'in oradan yine servis yapmaya devam etmesine de bir önlem alamıyorsun. Öne geçiyorsun. Öne geçmiş bir şampiyonluk adayı rakibine böyle pozisyonlar vermez. Bireysel hata var. Pozisyon hatası var. Duruş hatası var. Ya Fenerbahçe futbolun doğrularından uzak. Ama golü yedikten sonra o doğrulardan uzak olduğunu bak oyuncu farkındadır. Oyuncu saha içerisinde iyi oynamadığını fark eder Müjdat. Erol Bulut gelmiş. Bir Erol Hoca'yı dinleyelim. Erman Özgür devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar. Hocamız karşılaşmayı değerlendirecek. Buyurun hocam. Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Bugün hiç istemediğimiz, hiç düşünmediğimiz bile bir mağlubiyet aldık. Aslında oyuna istediğimiz gibi başladık, baskılı başladık. Golümüzü de attık. Ne kadar rakip kendi birinci bölgesinde defansı kursa da istediğimiz golü frikten olsun, serbest atıştan olsun bulduk. Rakip ilk yarı kaleye bir kez gelmezken kendi kalemize attığımız bir gol var. Maç 1-1 olduktan sonra ikinci yarı maça katılmak adına değişiklikler yaptık. İkili forvete döndük, 3-5-2 sistemine döndük. Daha baskılı oynayabilirim, kanatlardan gelelim, dikine paslar olsun. Nitekim birkaç pozisyon yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip ondan sonra bir kontra attıktan, offside olan bir pozisyondan, üzerine basarak söylüyorum, offside olan bir pozisyondan yine bizim aleyhimize verilen bir karar. VAR'da nedense bugüne kadar hep bizim aleyhimize bu çizgiler oluyor. Antep olsun, Galatasaray maçı olsun, bugün olsun. Ha bize böyle bir pozisyon olsaydı emin olun offside verilirdi. Onu söyleyebilirim. O yüzden Türk futbolu ile ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum.
Çünkü söylediğim zaman belki yanlış konuşabilirim. Ama bu ortama baktığımızda bazı şeylerin yani çoğu şeyin doğru gitmediğini hep birlikte biz sahada olsun, taraftarlar televizyon ekranın başında olsun hepimiz yaşıyoruz. Bu şekilde zor. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Erol Hoca'nın maç sonu açıklamaları bu şekilde. Erman Özgür, sözün yarım kalmıştı. Devam edelim. Hocayı da dinledik. Şimdi offside'den olduğunu iddia ediyor Erol Hoca. Herkesin fikrine saygımız var elbette. VAR sistemine de saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum ama golden hemen sonra, ilk golden, Serdar'ın eliyle kendi kalesine attığı golden sonra Lima'nın bir pozisyonu var. Karşı karşıya. Topu ayağından açtı. Altaya takıldı. Fenerbahçe'nin maç boyunca böyle bir tane pozisyonu var mı? Rakibin hiç gelmediğini iddia ettiği için söylüyorum. Maçı izlerken muhtemelen yüksek konsantrasyon bazen iyi analiz etmeyi engelleyebilir. Erol Hoca'nın ilk basın toplantısından sonra ne söylediysem bugünkünden sonra da onu söyleyeyim. Biraz oturup nefes alıp bu maçta ne olduğu belki yardımcılarıyla konuşması lazım. İyi analiz yapamıyor. Gençler Birliği takımının bulduğu her pozisyon Fenerbahçe'ninkinden net. Hele ikinci yarıda. Hele ikinci yarıda. Yani sen Gençler Birliği'ne bugün mağlup oldun. Konya ve Malatya'da mağlup olmuştun. Ama bugün mağlup olduğun takım o takımlardan daha güçsüz. Emin olabilirsin. Bütün sezon maçlarını seyrediyoruz. Ama bu kadar çok pozisyon verdiysen hani ne olursun şu offside'den yedik, şuradan çıkardık. Ya ne olur biraz kendi oyununla ilgili hiçbir şey söylemedin yine. Bir de Erman, offside'le ilgili bizim burada offside'di ya da değildi dememiz çok zor bir durum. Çünkü bir çizgi çekiliyor. Biz zaten o çizgiye güvenmiyorsak fişi çekelim. Fenerbahçeli yöneticilerin yapmış olduğu açıklamalar, Erol Hoca'nın açıklamaları bu sisteme yönelik. Eğer dediklerinde haklıysa biz yanmışız, fişi çekelim yani. Futbol filan oynamayalım. Herkesin kimse yaptığı de konuşmasın, futbol üzerinde yorumda yapmasın, maçta izlemesin. Kapatalım, fişi çekelim. Zaten Avrupa'da da hiçbir takımımız yok. Futbolu da kapatalım. Başka işlere yönelelim hepimiz yani. Selahattin, ya oraya güvenmiyorsak bitmişiz biz. Başarısızlığın kılıfı haline geldi. En kötüsü bu biliyor musun? Selahattin Baki diyor ki maç sonunda zaten canlı olarak ekranlara getirdik. Yani tekrar izlemeye hani gerek yok. Zaten TV Spor'dan canlı yayınladık. Kısacası şunu söylüyor Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ve Alper Pirşen. Mesut Özil'in golünde kalkan offside bayrağı var ya, o pozisyondaki VAR operatörüyle bu maçtaki VAR operatörünün, yani Gençler Birliği'nin attığı goldeki VAR operatörünün aynı kişi olduğu ve bu kişinin ve bu ekibin araştırılmasının gerektiği şeklinde bir sistemi var Selahattin Baki. Araştırılsın. Çok doğru bir şey. Şüpheleri varsa araştırılsın. Alper Pirşen bize de ne güzel çıksın. Yanlış varsa, yanlış yapanlar da çıksın. Deşifre etsinler, koysunlar önümüze. Biz de evet ya böyle insanları hemen temizleyin diyelim. Ama ben şu an olmayan bir şey üzerinden yorum yapamıyorum. Bak tekrarlıyorum. Eğer oraya, o çekilen çizgiye güvenmiyorsak, ya benim için ufacık bir şey offside'dir, değildir, göz onu görür. Ama orada bir sistem çizgi çekiyor ve offside değil denildi. Bir de bir 3 dakika falan sürdü yani. Ya zaten uzadıkça sıkıntı başlıyor. Uzadıkça sıkıntı başlıyor. Ya bir golü 4 dakika araştırıyorsan, gol mü değil mi sıkıntıdır. Sen ne kadar kısa anda çözersen o kadar polemikleri de kapatırsın. Ama varsa da çıksın. Onları da temizlesinler. Çünkü bıktık. Böyle insanlar varsa futbolun içinden çıksınlar. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Ben burada çizgiyi 2 santim öne çekti, geriye çektilerle yorulmak istemiyorum. Ben futbol konuşmak istiyorum. Fenerbahçe'nin iyi oyununu, diğer takımların iyi oyununu ya da kötü oyununu, yaptığı doğruları, yanlışları. Mesela bugün Erol Hoca'dan ben çıkıp konuşmasını beklerim biraz. Biz şunları yapmak istedik, oyuncularımız yapamadı. Böyle oynamak istedik, oynayamadık. Tarihinin en kısa basın toplantısını yaptı bugün Erol Hoca ya. Niye böyle durumda niye çıkıp almıyor? Konuşmalısın. Al soruları, çık konuş. Büyük takım teknik direktörlüğü budur. Büyük takım teknik direktörlüğü, bak her zaman diyorum. Sadece sahanın içindeki futbol değil, sahanın dışını da yönetmedir. Oyuncuları yönetmedir. O oyuncuları, iyi oyuncuları yerinde zamanında kullanmadır. Erol Hoca çıkıyor. 25 milyon ve diğer camiaların taraftarları bekliyor Erol Hoca ne diyecek diye. Erol Hoca tarihinin en kısa basın toplantısını yapıyor. Olmaz, olmamalı. Müjdat, her pozisyon bakınca net belli midir? Bazı pozisyonları farklı açıdan görmek istersin. Tabii. Bazı pozisyonların analizi daha zordur. Bir pozisyona bakarsın nettir.
Bir pozisyon çok incedir. Bugünkü pozisyon da offside veya değil. Çok ince. Ve bugün VAR sistemi olmasa bazıları tartışıyorlar. Diyor ki yardımcıya UEFA, eğer emin değilsen devam ettir. Gol olsun diyor. Bugün VAR sistemi olmasaydı, devam ettirseydi pozisyonu, zaten golü vermişti mesela. VAR niye karışmıyor diyorsan, VAR karıştı, buna da offside değil dedi. Ya artık o kadar çok başarısızlığı VAR sistemine bağlayıp bunu kılıf haline getiren bir zihniyet oldu ki, bu sadece Fenerbahçe'ye ait de değil ha. Her maçtan sonra mutlaka hakem, ben çok konuşmak istemiyorum hakemle ilgili ama diye başlayan, ama maşallah VAR sistemine kadar konuşan da teknik ekipler, futbolcular, hocalar, ya hiç bize futbolun ne olduğundan bahsetmiyorsunuz. Ya. Bir başarısızlığınız söz konusu. Ya çıkın deyin ki bugün kötü oynadık. Hiç bu cümleyi kurmuyorlar. Ya bizi herkes kusursuz. VAR sistemi kusurlu. Hadi bizi bırakalım burada konuştuklarımızı. Şöyle bir genel bir soru sormak istiyorum. Ya Fenerbahçe taraftarlar bugün maçtan sonraki açıklamalardan memnun mudur? Memnun mudur? Bence değildir. VAR hata yapmış olabilir, hakem hata yapmış olabilir. Buralara girmeden. Artık Fenerbahçe taraftarı iyi futbol görmek istiyor. Kadıköy'de ya 20 senedir burada galip gelemeyen takımlar geldi, bu sene galip geldi. 6 tane mağlubiyetim var. Şampiyonluk yarışı içinde bir takımsın. Ya inanılmaz yani, çok enteresan bir durum yani. Açıklayamazsın bunu. Şampiyonluğa oynayan hangi takım içeride 6 kere yenilmiştir ve geriye kalan da 4 tane 5 tane daha maç var içeride oynayacağı. Bir de Fenerbahçe taraftarların bugün çok üzülmesi, ya bugün yan gençler birliğini diyor, herkes Beşiktaş maçına konsantre olmuş. Derbilerin ne olacağı belli değil. Çünkü deplasmanda iyi oynuyoruz. Bak 14 maçın 13'ünü galip geldik. Beşiktaş'ta bir deplasman, orada da iyi oynayabiliriz, kazanabiliriz düşünürken onların bütün umutlarını aldı bugünkü skor yani. Nihat Kahveci'nin az önce tanımladığı hani oyuncu grubunda bu maçlarda inisiyatif alacak, sahada o lider karakterini gösterip ne olursa olsun bu kazanılması gereken maçlarda sorumluluk alacak bir oyuncu bulamaması problemi var ya, o kişi kimdi biliyor musunuz geçen sezon? Emre Belezoğlu'ydu. Geçen sene pandemi dönüşü Fenerbahçe yine iyi bir performans ortaya koyamadı ama iç sahada Kayserispor, Yeni Malatya, Göztepe maçlarını güç bela kazanmıştı. Hatırlıyor musunuz Fenerbahçe? Ama kazanmıştı. Evet. Kimin sayesinde? O maçlarda Emre Belezoğlu sahadaydı. Ağlamıştı ya bir maçtan sonra. Yanılmıyorsam Göztepe maçı ya da Malatya son dakika golüyle kazanmıştı Fenerbahçe. Ağlamıştı ya Emre Belezoğlu. Hiçbir anlamı yoktu o maçın Fenerbahçe'nin sıralaması için. Kendine bir saha içi lideri olarak Emre Belezoğlu profili arıyorsan bayağı beklemen gerekecek. Öyle oyuncu çıkmaz. Yetenekli oyuncu çıkar. Koşan oyuncu çıkar. Mücadeleci oyuncu çıkar. Hepsi çıkabilir. Ama o karakter lazım, o karakter, değil mi? O karakter yok Fenerbahçe'de. Öyle bir oyuncu yok. Birçok takımda da yok. Ama bugün mesela Pelkas bugüne kadar Fenerbahçe'de sezon başından beri oynadığı her maçta hangi bölgede oynarken iş yapıyor? Santrafor arkasında serbest oynarken. Neden ısrarla solda oynatıyorsun oyuncuyu? Neden? Yani bu maçı kazanamazsan Beşiktaş derbisinin ne manası kaldı? Bak kötü senaryoyu söyledin biraz evvel. Beşiktaş'ın herkesin bay geçeceği haftada kazanması 8. Derbiyi kazanması etti 11 puan. Nereden yetişeceksin? Zaten Galatasaray'la ikili averajın kötü. Sen önündeki maçı kazanmadan derbiyi düşünebilecek lükse sahip değilsin. Gerideki takımsın şu anda ya. Önce kazanacaksın ki derbide bir anlamı olsun. Şimdi ne olduk yani? Derbiyi kazansan da biz şampiyon olacağız diyemiyorsun ki. Arada bir de Galatasaray'a avantaj vereceksin çünkü. O yüzden de Fenerbahçeli oyuncuların aklı Beşiktaş derbisindeydi. Çok komik söylem. O olmaz. O da 3 puan, o da 3 puan çünkü. Yenmenin bir alemi olmayacak o zaman. Ne oldu şimdi? Nasıl olacak Fenerbahçe şampiyon? Ya Pelkas'tan bahsetti ya Erman. Bir ek yapayım. Ya futbolu izleyen, futbolu az da olsa biliyorum diyen herkes Pelkas forvet arkası oynar der. Pelkas'ın forvet arkası performansından tek memnun olmayan kişi Erol Bulut. Bu çok enteresan yani. Bu çok enteresan. Ya inat vardır ya inat. İnat yapıyor demem yani. Öyle biri değildir herhalde. Çünkü teknik direktörlük, inatçılık yapılacak bir mevki makam değildir yani. Takımının iyiliğini düşünürsün. Ama Pelkas'ı zorla sol tarafa atması, sol tarafa atmasını ben anlayamıyorum. 10 dakika forvet arkası, 20 dakika sol kenar. 10 dakika daha forvet arkası, bir daha sol kenar. Ya oyuncu da şaşırır. Çünkü her mevkide bir duruş pozisyonu vardır. Bir bakış açısı vardır. Topu nerede alacağının yeri bellidir. Solda oynadığında farklıdır. Forvet arkası oynadığında farklıdır. Daha oraya adapte alamadan mevkisi değişen bir Pelkas'tan ne bekliyorsun ki?
Mesela şunu sormayı çok isterdim. Yani tabii pek soru almadı herhalde. Görünen o. Soru almadı. Ya birisi der ki ya Fenerbahçe forvet hattında iyi oynayan, giren çıkanlar da dahil. Bir tane oyuncu yok. İyi oynayan bir oyuncu. Pelkas oynuyordu. Onu da el birliğiyle bitirdiniz. Bir o tarafa, bir o tarafa. Adam da şaşırıyor. Valencia'da olmayınca ya eli ayağı düzgün bir performans ya rica ediyorum. İşte Samuel biraz hareketli gibiydi ama işin sonunu getiremiyor bir türlü. Evet. Bir tane forvet oyuncun yok. Bak bakalım şampiyonluk adayı rakiplerinde Muhammed iyi oynarken Falcao girip iyi oynuyor. Aboubakar'la Larin, Gezal onu tamamlıyor. Nasıl şampiyon olacaksın? Böyle zor. Bunları bir türlü form durumu yüksek hale getiremedin. Ya biraz bize bunu açıklasan biz de deriz ki neden gelmedi? Bu kadar kötü oyuncular mı bunlar? Daha yeni değil mi Sisse'nin gol krallığı adaylığı? Yeni değil mi? Tiam'ın Kasımpaşa'da yaptıkları yeni değil mi? Yani. Bunların hepsi yeni. Bireysel bak, performans olarak da enteresan durumlar evet, var. Ne güzel bir şey söyledi bak şimdi. Ya Beşiktaş'ta bir Aboubakar var değil mi? Galatasaray'da Muhammed var değil mi geldiğinden beri? Sadece iki örnek vereyim. Daha çok örnek veririm buna. Ya ekmeğini taştan çıkarıyor gol atmak için. Taştan. Nasıl mücadele ediyorlar ikisi de? Nasıl boğuşuyorlar? Ya bugün Samata'yla Sisse'yi izleyince zaten biri ne diyor futbolu bırakacağım diyor neredeyse. Ya bunlarla gol arıyorsun. Olmuyor işte. Diğer tarafta adam çırpınıyor gol atmak için. Burada da hiç rahat bana getirsinler dokunursam olur. Olmazsa da olmaz. Olmaz olmaz. Büyük takım forvet değil böyle olmaz. Çırpınacak, golü arayacak, yırtınacak, rakibi bozacak, mücadele edecek. Örnekleri var işte. Peki bu konuda bir yönetim şanssızlığı da var mı Fenerbahçe'de? Şundan dolayı mesela Slimani ile Ayev aldığında da Fenerbahçe önceki sezonlarında ve Fenerbahçe'den sonraki sezonlarında gayet iyi performans gösterdi oyuncular. Ama Slimani ile Ayev mesela Fenerbahçe'de kendi standartlarına asla çıkamadı. Şimdi Papis Sisse, Samatta bu oyuncular bildiğimiz oyuncular. Siz de söylediniz. Samatta benim bildiğim değil de Sisse'yi biliyoruz. Normal Samatta gol da kralı. Vodafone Park'ta Beşiktaş'a neler yaptı o Genk'te oynarken Nihat Kahveci hatırlarsınız. Yani o Avrupa Ligi grubunda. Burada da öyle başladı ilk maçta iki golle. Hani acayip bir maç oynadı. Premier Lig'e transfer yaptı. Sisse öyle. Şimdi Tiam öyle. Sen de bahsettin. Yani biraz yönetim de şöyle düşünüyor mudur acaba? Ya biz bu oyuncuları aldık. Bu formayı giyince bu oyuncular performans veremiyor. Yani burada Erol Bulut veya Ali Koç yönetimi şanssızlıklarına yanıyorlar mıdır? Yani böyle bir hakları var her mı sence? Her sezonun hikayesi başkadır. Ayev kısmına, Ayevlerin olduğu zamana yeniden oluşan Fenerbahçe'ye kadar gitmeyelim ama bu sezonda yeniden oluştu. Her sene yeniden bir takım yapıyor Fenerbahçe. Fakat oyuncu kimyasını teknik direktörle uyuşturabilmek için en önemli tercih az ama teknik direktör tercihidir. Oyuncuların performansını arttıran bir teknik direktör bulmak zorundasın. Erol Bulut'un bu oyuncu kadrosuyla kimyası uyuştu mu? Bence uyuşmadı. Hem de hiç uyuşmadı. Hiçbir iç saha mağlubiyetini bu kadar çok alan takımın şampiyon olacağını düşünmüyorum. Bu mümkün değil. Oyun kalitesi oturmadıysa sen doğru oyuncularda ısrar etmemişsin demektir. Sıra dışı bir sezon yaşıyoruz. Bu bir gerçek. Evet. Üç günde bir çok fazla maç oynuyoruz tamam. Falan. Buna da alışık olmayabilir ama Fenerbahçe kadrosunun kalitesi sahaya 3 hafta üst üste yansımadı sezon boyunca. Yansımadı ve herkesin iyi oyuncusunu almak bir planlama değildir. Yani Türkiye Kupası kazanmış Sosa ve Nova alayım. Bonservisleri de elinde. Kasımpaşa'da Tiam çok iyi oynadı. Hadi hop alalım. Samat da iyi oyuncu. Bak neler yapmıştı Vodafone'da Beşiktaş'a alalım. Bunları Erol Bulut'un oynatmak istediği oyun doğrultusunda bir planlamanın eseri olarak mı aldın? Yoksa kendi menajer arkadaşların bu iyi oyuncu, bu iyi oyuncu, bunu alalım. Alo Emre abin Galatasaray'ın elinden bunu alalım falan derken böyle bir transfer politikan mı var? Ekleyeyim. Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin ara transferde ihtiyaç duyduğu öncelikli tırnak içinde söylüyorum. Öncelikli isimler miyiz? Vallahi ben ne Mesut Özil transferine ne İrfan transferine yanlış demem. Çok kaliteli oyuncular. Zamanı geldiğinde de çok büyük destek verecekler. Fenerbahçe'nin sıkıntısı haftaya şimdi Beşiktaş derbisi var değil mi? Hangi 11 ile çıkacak? Üçümüz de birbirimize sormadan yazalım kağıda. Aynı yazamayız. Yazamayız. Sıkıntı bu. Beşiktaş'ı yazıyorsun bak 10 kişi yazıyorsun net. Net yazıyorsun. Fenerbahçe'yi yazamıyoruz. Hadi bana biri yazsın. Hangi 11 ile çıkacak Beşiktaş derbisine? %100 bilsin. Salah mı sol bek oynayacak? İşte, Novak mı oynayacak? Yok. Caner mi oynayacak? Bak işte bu ne demek? Tam takım olamamak demek yani. Çünkü her maç değişiyor. Her maç. Her maç bazılarına 40 dakika sabrediyor, bazılarına 60 dakika sabrediyor. Hiçbir zaman istikrar olmadık bir kadro oluşmadı yani. İyi bir oyun yakalayıp, iyi bir maçta kendine göre 45 dakikalık, 60 dakikalık iyi oyunun
o kadronun peşinden biraz gitmen gerek. Yakaladı Konya'da orta yakaladı, sahayı. Yakaladı yine gitmedi. Dedi ki yani, ben Gustavo'yu dedi Beşiktaş derbisinde oynatacağım. Evet. Atayım sahaya. Ya Mert Hakan'la Sosa da iyi oynadı. Onları da kesemem. Halbuki iç sahada Gençler Birliği oynuyorsan Pelkas'a ver serbestliği. İki forvet oyuncusuyla oyna. Tiam'ı da at, Samatta'yı da at. Ama ne oldu? Mert Hakan'ı kesersem olmaz. Sosa'yı da kesemem. Öyle düşünmekle olmuyor. Böyle düşünürsen senin o iyi oynadığın oyunun karşılığında iki tane mutsuz oyuncu vardı bugün sahada. Sana söyleyeyim. Sosa'da, Mert Hakan'da. Vücut dilleri mutsuz. Diyor ki ben iyi oynadığım pozisyondan geçtim başka bir pozisyona. Ve Nihat'ın söylediği çok doğru bir şey var. Maçı izle bir daha 90 dakika. Mert Hakan pozisyon değiştiriyor. Sosa öbür tarafa gidiyor. Bir bakıyorsun üçlüye dönmüş. Geriden boş bıraktığı kanattan gol yemişsin. Ya Fenerbahçe'nin kaosu Erol Bulut'un yarattığı kaos sahanın içerisinde. Kimse oynadığı oyundan bir şey anlamıyor ki. Görüyor musun hiç Gezal'ı birden sol kenarda, ne bileyim Abubakar'ı gelip kenar oynarken görüyor herkes musun? Böyle yerinde. Şey var mı? Ama sezon başında biz bunu bu stüdyoda sizlerle farklı farklı programlarda, aynı programlarda farklı yorumcularımızla hep vurguladık. Erol Bulut'un en büyük sınavı bu kalabalık ve kariyerli kadroyu yönetmek. Şimdi ideal 11'i bulma konusunda dışarıda kalacakların mutsuzluğuna karşı hoca kafasında bir rol paylaşımı yaptı belki de. Bu güzel da sahada kaosu getirdi. Antrenörlük. Çok özür dilerim. Antrenörlük. Oyuncular kırılmasın diye yapılacak bir iş değildir. İşte bu kadroyu yönetmek de bu tam olarak. Bak Fenerbahçe'nin iyiliği oyuncuların mutlu ya da mutsuz olmasından daha önemli. Fenerbahçe'nin başarılı olması, oyuncu bana surat yaparmış falan. Patron sensin. Bitti. Oynatırsan oynayacak. Oynatmazsan bekleyecek sırasını. Ama Erol Hoca o da iyi oyuncu bu girsin. Bu da iyi oyuncu bu girsin. Sezon başından beri 5 oyuncu değişikliği de hiç yaramadı Erol Bulut'a söyleyeyim sana. Çünkü bir kadro istikrarı oturtamadı. Sürekli değişiklik halinde. Mesela hocanın Mesut Özil'i oynatması bile tamamen ya Mesut oynasın hadi o da takıma dahil olsun hocam, o da mutlu olsun güdüsünden bence. Çok haklısın. Erol Hoca diyor ya böyle sosyal medyayı ben fazla takip etmiyorum filan. Takip ettiği yerler yanlış o zaman diyorum yani. Çünkü ya çok çok enteresan ya 30. maç 30. bir oturmuş kadro olur. Ya bak bir teknik direktör bütün futbolcularla iyi olma ihtimali yok. Bütün futbolcularla iyiyse zaten sıkıntı var değil mi Erman? Biz de futbol oynadık 25'erli gruplar halinde farklı farklı takımlarda. Hocayı sevmeyen kaç tane oyuncu vardı? Kaç tane? Hocaya sallayan değil mi? Eleştiren. Ya böyledir. Futbol ortamı öyledir. Takımların ortamı öyledir. Ama oralara kulak asıp asmamak hocanın elindedir. Sen Mert'i, Gustavo'yu, Ozan'ı, Sosa'yı, Pelkas'ı, Samatta'yı, Sisi'yi aynı anda mutlu edemezsin. Edemezsin. Çünkü futbolda 11 kişi oynatıyorsun. Sonra da oyuna 5 kişi alıyorsun ki Erol Hoca da her maç alıyor yani. Allah var her maç alıyor. Guardiola bile bazen 90 dakika oyuncu değiştirmiyor City kadrosunda. Erol Hoca hep değiştirmek zorunda hissediyor kendini 5 tane oyuncu. İnanılmaz yani. Ya herkesi mutlu edemezsin. Teknik direktör kimi oyuncularla da kötü olur ama tripli de olsa onu sevmese de takımının menfaati için yeri gelir 11 oynatır, yeri gelir evinde oturtturur. Onu yapamıyorsan kariyerde sıkıntı olur. Zaten hocanın en büyük problemi ideal kurguyu oturtamaması değil mi? Yani iş gene dönüyor dolaşıyor bu noktaya varıyor. Mesela Konya'da yakalanan iki yarım saatin peşinden gitmesini bütün Fenerbahçe taraftarı arzuluyordu. Çünkü sezonun en keyif aldığı Fenerbahçe taraftarının sekansıydı 30 dakika. Bak hep şu örneği veriyoruz. Fenerbahçe'nin aldığı oyuncuların iyi oyuncular olduğunu ve çok iyi sezonlar geçirdiğini söylüyoruz. Bu oyuncuların kendi takımlarında maç oynama dakikalarına bak, sayılarına bak. Hepsi çok yüksek. Hep yani bu oyuncular 45 dakika oyna gel kenara bir sonraki maç yedek başla böyle başarılı olmamışlar Müjdat. Bu oyuncuların tamamı oynama alışkanlığını elde etmiş. Maç temposunu kazanıp güçlenmiş olarak Fenerbahçe'ye geldiler. Ve burada bu özelliklerini kaybettiler. Çok nadirdir böyle 50-55 dakika oynayıp form tutan oyuncu ben hiç hayatımda görmedim bu kadar işin içerisindeyken. Yani bir 50 oynayayım haftaya 45 oynayayım sonraki hafta 70 oynayayım öyle form tutmuyor oyuncu. Hiçbiri böyle tutamaz zaten. Ya Fenerbahçe'nin sol beki kim ya? Şey dedim ya 3 aday kim sayabiliyorsun. Kim yani kim? Fenerbahçe'nin ön liberosunu hadi Gustavo yaz. Yanına yazacağın ikiliyi kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Şöyle bazı maçlarda, özel maçlarda farklı tercih yapabilirsin. Ama işin genelinde belli olması lazım. Ya Atiba Joseph neden hep Beşiktaş'a örnek veriyorum biliyor musun? Şu an Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı olduğu için veriyorum. Bozmuyor hoca onları. Bozmuyor. Ya mecbur kalmadıkça Atiba Joseph. Peki sen? Mecbur kalmadıkça Larin, Abubakar, Gezal.
Şimdi Fenerbahçe'nin orta saha adaylarını bir çırpıda sayayım. Gustavo mu? Mert Hakan mı? Mesut mu? İrfan Can mı? Ozan Tufan mı? Sosa mı? Yok, net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü 30 maça baktığımızda, kupa maçlarına da baktığımızda net şu ikisi oynadı demiyoruz. Ozan yok ortalıkta bakın. Ne oldu bilmiyoruz. En kıymetli oyuncusu diyorduk Fenerbahçe'nin. Ozan yok. Evet, Avrupa'ya satıyorduk 10 milyon 15 milyon eurolara. Yok Ozan şu an ortalıkta. Şimdi bak Erman güzel bir şey söylüyor. Ya son maçın orta sahası değil mi? Mert, Sosa, Pelkas. Ya niye bugün mesela çıkmazsın orta sahayla? Fatih Hoca çıkıyor. Ya bak bugün Galatasaray kadrosunu sayalım dediğimizde Oğulcan'ı unuturuz. Oğulcan iyi oynadı diye Oğulcan'la 3 maç, 4 maç devam etti. İstikrarlı şekilde. Doğru. Ya bu maçta niye aynı orta sahayla oynamıyorsun? Bir, ya Mert Hakan forvet arkası oynamak istemiyor ama sen oynatırsan o çocuk hiçbir futbolcu ben oynamam demez. Çıkar elinden geleni yapmaya çalışır. Ama oynayamıyor arkası dönük. Orada Pelkas oynuyor. Ya esasında çok kolay ama çok zor. Erol Hoca zoru seviyor. Ama karşılığını aldığında o zor övülür. Karşılığını almazsan eleştirirsin de yani niye zoru seçiyor ben anlamıyorum. Hocanın çok basit bir durum yani. Düzeni değiştirmesinin altındaki neden Gençler Birliği'nin de biraz bence bu kadar zorluk çıkartmayacak bir rakip olarak düşünmüş. Zorluk çıkartmayacak bir rakibe Gustavo oynatmasın orada. Topa sahip olacağın bellidir. Daha ve çok topa sahip oynarsın. Olduğun zaman Konya'da Mert Hakan'la Sosa iyi iş çıkardı. Niye Gustavo? Isındırma maçı olarak gördü. Abi neyin ısındırması? Bunu kazanamazsan diyorum ki Beşiktaş maçına kaç puan geride gitme ihtimalim var? O boşu boşuna. Senin beraberlik hiç. Kredin bile yok şimdi evet. Vodafone Park'ta. Hadi uğraş bakalım şimdi. Gustavo'yu hazırlayacağım diye bir maç kaybetmiş olabilirsin. Ya tabii diğer tarafta bakıyoruz. 11 maçta sadece 2 puan almış. Teknik direktör değiştirmiş. Bu statta 2000 yılından beri kazanamayan, ligin dibine demir atmış, oyuncu profili ve oyuncu yapısı itibariyle de kadro olarak ligin en vasat takımı olarak tanımlanan bir Gençler Birliği var. Ve bir Opta istatistiği söyleyeyim sonra sözü vereyim. Gol beklentisi, kalesinde gördüğü gol beklentisi ligin en yüksek takımı Gençler Birliği. Yani maç başına en çok rakibine net pozisyon veren takım da Gençler Birliği. Böyle bir maç oynadı Fenerbahçe ve böyle bir rakibe 2-1 mağlup oldu ve Altay kalesinde devleşerek 2-1 mağlup oldu. Bu söylediklerinin hepsi maçtan önce Erol Hoca'nın beyninde vardı. Ve o yüzden şimdi Erol Hoca kariyerinde Alanya Spor, Malatya Spor ve Başakşehir'de de yardımcı teknik direktörlük yaptı. Bak hiçbir maça maçtan önce bu kadar rahat çıkmamıştır kesin kazanırım düşüncesiyle. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. O da beklemiyordu. Milyonlarca taraftarın beklemediği gibi. Futbolda ama böyle enteresan bir oyun. Ama bence hani derler ya kendi ayağına sıkmak diye. O Pelkas'ı kenara atması, sonra bütün mevkileri değiştirmesi, kimin nerede oynadığını belli olmaması, kaos ortamını bence yaratması Erol Hoca'nın. Sonucu da bu oldu yani. Bu mağlubiyet oldu. Hangi 11'i hangi dizi işte yazarsak yazalım. 3 tane burada sizle beraber yazalım. Hepsi Gençler Birliği'nden daha kadro kalitesi yüksek Fenerbahçe kesin. Çıkar ortaya. Hiç tartışmasız. Çok mu iyi oynadı Gençler Birliği? Sen Gençler Birliği'ne müsaade ettiğin kadar oynar Gençler Birliği. Kadro kalitesi çünkü bunu vaat ediyor. Sen çok müsaade ettin. Mesela Gustavo var ama top rakibe geçtiği zaman müdahaleli bir takım olamadın Müjdat. Evet. Olamadın. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bence Gençler Birliği takımı bu kadar boş alan ve bu kadar kontra net pozisyon bulacağını tahmin etmiyordu. Yok onlar bile hazırlıksız yakalandı. Ligde zaten başka bir maçı böyle. Yok böyle. Gençler Birliği'nin bu kadar pozisyon girdiği başka bir maç yok zaten. Kazandığı maçlarda dahil. Ya Beşiktaş'ı yendiler İstanbul'da. Ya, sezon başında. Evet. Yendiler. Pozisyonları yok. Bir tane evet. Attılar. Mert Nobre'ydi hocaları da. Attılar ve yendiler. Tamam Beşiktaş dağınıktı falan ama o zaman da Gençler Birliği'nin kadro zafiyeti ortadaydı. Şimdi de ortada. Ya hakikaten de söylediğin çok güzel bir şey var senin. Onlar bile bu kadar pozisyon yakalamaya hazırlıklı değillerdi. Final paslarını doğru yapabilseler 4-5-1 bitecek. Ve Fenerbahçe'den fazla pozisyona girdiler. Nordfeldt diye bir kalecileri var. Çizgide iyi. Bir adım ötesine çıkamıyor. Bir adım çıkamıyor. Buna rağmen mesela yan ortaları çok tercih edemedi Fenerbahçe. İlk defa Caner doğru oyuncuydu. Hani ortalara kızıyorlar falan almadı. Da hiç süre almadı. Çünkü kaleci hiç çıkmayan bir takım Gençler Birliği. 6 pasın içine atıyorsun yine çıkmıyor. Ya alsana Caner'i bir, en azından diyelim ki bir oyun planı vardı. Çift santrafora döndü Caner de kesti. Biz de diyelim ki bu bir oyun planıdır. Detay orada. Bak çift santrafora döndüğün an artık senin kenarları kullanman gereken andır. Galatasaray'ın attığı gole bak. Çift santraforla.
ortayla. Çift santrafor oynadığında Caner'e at. Çünkü solda Nova öne koydun, işte Mert'i öne koydun, Pelkas'ı öne koydun. Olmadı. Kalabalıksın ileride. O zaman o ortaları dene Caner'le. Gençler Birliği Akademisi çok önemli yıldızları yetiştirmiştir. Biri de İrfan Can bugün bir topu direkte patladı. İşte Berat ara transferde Trabzonspor'un yıldızlarından birisi oldu. Geçmişten günümüze birçok oyuncuyu sayabiliriz. İşte Roma'ya gitti Mert. Ahmet Çalıklar vesaire. Evet. Birçok oyuncu yetiştirdi. Ben bugün Erman senle de maçı izlerken değerlendirdik aslında. Arda'yı beğendim. Arda Kızıldağ 22 yaşındaki 1.87 boyundaki savunmacı. Evet. O da akademi çıkışlı bir isim. Maçın herhalde Gençler Birliği tarafında en büyük kahramanıydı. Şimdi Anadolu kulüplerinde en ezbere yapılan iş geriye yaslanarak oynamak olduğu için böyle fizikli bir oyuncu için de cepheden gelen toplar, yandan gelen toplar iyi konsantre olduğu zaman iyi gözükür. Biraz açık alanda oynarken neler yaptığını görmek lazım. Ama fiziği iyi, yaşı iyi, hırsı çok iyi. Birkaç pozisyonda yaptığı önemli müdahalelerden sonra kalkıp gole sevindirmiş gibi seviniyor. Bu tip hareketler arkadaşlarını da ateşler. Ki Gençler Birliği de öyle güzel bir zamanda gol buldu ki. Yani şimdi 4 numara değil mi? Arda 4 numara. Arda Kızıldağ. Evet. Çok önemli müdahaleler yaptı. Bir de Serdar'ın yaptığı müdahaleye bak. Kendisini rahatsız eden hiç kimse yokken yan topa kalkıp eliyle ayağıyla müdahale edip kendi kalesine attı top. Ortada hiçbir şey yok. Biz Serdar'ı burada çok övdük. Milli takıma kadar da gidebileceğini, oynayabileceğini söyledik. Ya şu müdahalenin bir açıklaması olabilir mi hakikaten ya? Vuramıyorsan vurma. Elinle topu kalenin içine atmak nedir? Bu şimdi öyle kötü oynadı ki Fenerbahçe. Bireysel hataları konuşmuyoruz çok fazla. Evet. Ya Allah aşkına ya. Hiç iki kişiyle ceza sahası içerisinde Gençler Birliği. Top da o oyunculara gitmiyor. Altay'ın yine kalesinde büyüdüğü de birçok pozisyon var yani. Yine Altay ayrı parantez açar. Altay rakiplerle mücadele ediyor ama kendi arkadaşlarıyla da edemez herhalde. Evet. Ya şimdi Ülke Hoca Erol Hoca, ya Ülke Erol Hoca'yı konuşuyor ama öyle futbolcular da bir kendisine bakmalılar bir aynaya biz de ne oynadık diye. Tabii ki Erol Hoca da tabii ki suçlu, baş suçlu ama oyuncular da bir bakmalı performanslarına neler yaptık diye. Yani o yüzden Emre Belözoğlu örneğini verdim. Bugün 40 yaşında Emre Belözoğlu, idmanlı bir Emre Belözoğlu sahada olsa... Sahaya atlamadığına şükresinler. Sahada oynasa bence tamamen farklı bir profil çizebilirdi Fenerbahçe. Geçen sene bunları gördük çünkü. Yani o dediğin tanım bence çok önemli. Fenerbahçe'de böyle bir karakterin eksikliği var özellikle bu maçlarda. Ya 6 yenilgiye isyan eden kimse yok takımda. Çok ilginç yani. Hakikaten ilginç. Yani biri söylese inanılmaz bir durum ya. 6. mağlubiyet. Ya. Daha da maç var ya. 4 tane 5 tane içeride maç var. Çok taze olduğu için söyleyeyim Emre ile ilgili. Emre oyuna girer. Geçtiğimiz sezon da oluyor. Topu alır. Hemen sağ bekten hemen bir dikini oynar. Bir daha alır bir sol beke atar. Fenerbahçe'nin temposunu 1-2 pasta yükseltir. Kenara oynar. Bir kere pozisyon bilgisi tabii ki yaşıyla da alakalı olarak çok iyiydi. Hep doğru oyuncuyu bulur saha içerisinde. Fenerbahçe'nin oynadığı alan çok büyük. Sorumluluk alan oyuncu az. Topu dikini oynamak yerine hata yapmayayım diye yana oynayan oyuncu çok. Yani o kadar problemi var ki futbolun doğruları Fenerbahçe'den çok uzak şu anda Müjdat. Top hızı yavaş. Çok yavaş. Evet çok tempo yavaş. Peki iç sahaya Fenerbahçe deplasmana gelecek takımları bir sayayım istiyorsanız ligin geri kalanında. Şimdi birçok takıma da umut veriyor Fenerbahçe'nin bu performans. Mesela bir sonraki iç sahadaki rakibi Denizlispor. Yine ateş hattından bir başka takım. Sonra Gaziantep Futbol Kulübü gelecek. Ne olursa olsun. Tam kontra atak takımı normalde. Kasımpaşa gelecek. Bir başka düşme hattındaki takım Büyükşehir Belediye Erzurumspor gelecek. Sivasspor gelecek. Ve ya yani Fenerbahçe'nin bu 6 yenilgisi ve iç sahada kaybettiği puanlar şimdi Denizlispor'lar diyordur ya biz de yenebilir miyiz acaba? Kadıköy'den puanla dönebilir miyiz en azından? Erzurumlar diyordur. Yani çünkü yani birçok takıma bunu, davetiye var Fenerbahçe'de. Bunu düşünmeleri normal ama onların düşündüğü kadar da kolay iş değil. Bugün Gençler Birliği sezonun en iyi futbolunu oynadı. Çok koştu, çok mücadele etti. Mesela Arda'dan bahsettiniz. Ne kritik müdahaleleri var yani. Siper oldu, vücudunu koydu, yeri geldi topun önüne gol yememek için. Öyle dışarıdan gözüktüğü kadar da esasında Kadıköy'de galip gelmek kolay da değil yani. Çok koşacaksın. Ya 95 dakika mücadele edeceğim bir kere yani. O kadar da hemen işte Erzurum, o biz Fener'le oynayacağız. 3 puan alalım. Denizlispor, Kasımpaşa. Ama öyle düşünmesinler, yanılırlar. Geçmişe oranla da daha çok Fenerbahçe canım, bu hayali hani kurduruyor. Eski korku yok. Normal yani. 6 kere yenilmiş bir Fenerbahçe'ye Kadıköy deplasmanına geldiğinde rahat ederler. Düşünsene 20 sene, 21 sene galip gelememiş takımlar bu psikolojiyle geliyordu, yine yeniliyordu. Şimdi o değişti.
%100 değişti. Daha güvenli geliyor. Ben buradan puan alırım diye geliyor. Bu taraftar da normal. Taraftar da yok. Normal. Baskı da yok. Peki Fenerbahçe'nin psikolojisi nereye gidecek? Mesela Beşiktaş derbisinden sonra şampiyonluktan koptuğunu hissettiği an zaten yüksek konsantrasyonla bile iyi oynamayan Fenerbahçe takımı bu maçlara nasıl yüksek konsantrasyonla çıkacak? Bu da işte teknik eğitim. Bu da o takımların avantajına diye düşünüyorum. Peki. Valla şunu söyleyeyim. Hı. Şimdi Göztepe'ye de yenildi değil mi? Gitti Trabzonspor deplasmanına galip geldi. Doğru. Beşiktaş şimdi de Beşiktaş maçı. Derbi. Yenebilir. Bak bu maça Beşiktaş 50 kere üst üste kazanmış gelse de Fenerbahçe 10 kere mağlubiyetle de gelse de bu derbinin ne olacağı belli olmaz. Bugünkü maç önünde %110 favori Fenerbahçe dedik, Fenerbahçe yenildi. Futboldan bahsediyoruz. Ama artık Fenerbahçe için hep Trabzonspor maçları böyle bir ayağı uçurumun dışında dedik ya. Şu an iki ayağı uçurumun dışında elleriyle tutunuyor. Beşiktaş'a mağlup oldu mu o eller de düşer. Futbolcusu da yani başkanı da yönetimi de hocası da Emre Belözoğlu da dahil futbolcular herkes de eleştirilir. Çünkü bu kadro ligden 8 ve işte ligin bitimine 8 hafta kala şampiyonluktan uzaklaşsın diye de kurulmadı. Peki, yani. Peki Fenerbahçe'nin bu sezon evinde aldığı yenilgiler sonrası gösterdiği reaksiyonları söyleyeyim. Galibiyet. Konya'ya 2-0 kaybetti. Gitti Ankara'da Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi. Beşiktaş'a 4-3 kaybetti. Gitti Denizlispor'u deplasmanda yendi 2-0. Sadece Yeni Malatya'ya yenildikten sonra Gaziantep deplasmanında kaybetti üst üste. Onun dışında Galatasaray'a yenildi, gitti Karagümrük'ü deplasmanda yendi. Göztepe'ye yenildi, gitti Trabzonspor'u deplasmanda yendi. Yani Fenerbahçe bu dönüşlerde, iç sahada aldığı yenilgilerin dönüşlerinde hep reaksiyon gösterdi. Müjdat, bir kere Beşiktaş takımı Fenerbahçe'ye nazaran daha yorgun olacak. Başakşehir'le kupa oynayacağı Doğru. için. Fakat Beşiktaş elinde hangi oyuncu varsa o oyuncuyu iş yapan hale getirmeyi başardı. Fenerbahçe tarafında da elinde kim olursa olsun iş yapmıyor. İkisinin arasındaki fark bu. Ama derbilerin havası, hikayesi, konsantrasyonu her şeyi çok farklıdır. Beraberlik yetiyor mu Fenerbahçe'ye sence? Bence yetmez. Bu dakikadan sonra yetmez. Çünkü berabere kaldı mı ikili averaj da yine Beşiktaş'ta kalacak. Ya Fenerbahçe için çok çok zor bir maç. Özgüvenini çok çabuk kaybedebilir Fenerbahçe. Yine erken bir gol yese ondan sonra toparlaması çok zor. Hangi 11'le gideceksin? Nasıl iyi oynarsın? Ben bir şunu sormak istiyorum. Yani Fenerbahçeli yöneticilerin açıklamalarını başta değindik. VAR operatöründen dolayı bir art niyet olduğunu düşünüyor ve bunun peşinden gideceklerini söylüyor. Hem Selahattin Baki hem Alper Pirşen. İşte Gaziantep deplasmanındaki Pelkas'ın pozisyonu, Mesut Özil'in derbideki ortası, şimdi bu maçta Floyd Ayite'nin attığı golle ilgili de aleyhte kararlar olduğunu iddia ediyor Selahattin Baki ve Alper Pirşen. Açıklamalar da bu şekilde. Hatta bayağı ciddi suçlamalar var bu konuyla ilgili. Bu işin ayrı bir konusu. Sezon içerisinde yayıncıyla... Bu açıklamalar ama çok ciddi bir açıklama. Tamam, bir onu bir daha çok bir... ciddi ve emin. Emin bir açıklama bu. Evet. Aynı VAR operatörü bu maçta onu yapan operatör. Yani Mesut Özil'in o pozisyonundan bahsediyor Sayın Alper Pirşen. Bu maçta da top ayaktan çıktıktan sonra çizgi çiziyor. Bizi aptal yerine koymasınlar, yakalandılar. Operatör hizmetini veren firmanın kim olduğunu ve içindeki çalışanları hepsini biliyor şekilde bir art niyet. Bu Mesut Özil'in pozisyonu derken orta kestiği evet, gol evet, olan değil evet, mi? Oradaki evet, oradaki çizgiyi çeken operatörle evet, bu maçtaki operatör aynı kişi ve Fenerbahçe'ye karşı bilerek hata yapılıyor iddiası var. Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'in işte Galatasaray derbisinde Mesut'un pozisyonunda karşıdan pozisyonu çektiler. Ayağın topa değip değmediğinin görüntüsünü net vermedikleri için herkesin kafasında soru işareti kaldı. O golün dijital çalışmasını yaptığımızda da o golün de offside olmadığı ortaya çıktı şeklinde devam ediyor açıklama. Ve şimdi bu maçta böyle bir gündem var Sarı Lacivertli yönetimin. Sezon içerisinde yayıncı kuruluşla uzun süren bir gerilim yaşandı. Maç önü röportajları, tişörtler, açıklamalar vesaire. Hatta Başkan Ali Koç direktif bekleyin bizden. Bugün de devam etti o. Protesto için direktif bekleyin bizden şeklinde maç sonu açıklamalar oldu. Ya saha dışında da Fenerbahçe yönetimi kısacası şunu demek istiyorum. Ekstra baskı oluşturuyor mu camia üzerinde, oyuncular üzerinde, teknik direktör üzerinde? Ya zaten kadro çok fazla kazanan figürden oluşan, yönetilmesi çok kolay olmayan bir kadro dedik. Kenar yönetimi aynı şekilde birçok lider karakter yan yana kenarda da Emre Belözoğlu, Volkan Demirel vesaire. Yani bu açıklamalar bu yönetimin performansını daha doğrusu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bak, başkanın, yöneticilerin bu açıklamaları yapmasına hiçbir şey demem. Onlar tabii ki saha dışında Fenerbahçe'nin haklarını savunmak için
diğer camialar da kendi haklarını savunmak için konuşacaklar. Ama buralara teknik direktörler, futbolcular girdi mi sıkıntı başlıyor. Çünkü onların konsantre olması gereken yer saha içi, oynanan futbol. Fenerbahçe burada yanılgıya düşüyor. Erol Hoca'dan maç sonunda aynı yönetici açıklaması, sevgili Başkan Ali Koç'un ne konuşuyorsa onu tekrarlıyorsa burada sıkıntı başlıyor. Sahanın içindeki oyun konsantrasyonu o zaman bozuluyor. Ya bırakın oraları. Herkes işini yapmalı. Başkan tabii konuşacak. Yönetici de tabii ki çıkıp konuşacak. Buraları onlar konuşsun. Ama teknik direktör işin içine girdi mi sıkıntı oluyor diye düşünüyorum ben. Mesela Erol Hoca basın toplantısında offside yediğimiz gol offside şeklinde o pozisyona imada bulundu. O söylenildi başka da, zaten. Başka da bir şey söylemiyor ki zaten. Evet. Yani futbol adına şöyle bir toplasak Erol Hoca'nın maç sonu röportajlarını. Kazandığı maçlardan birkaç tanesini ancak ve ancak futbolla ilgili söylediği birkaç cümle bulursun. Bugün Fenerbahçe takımının kötü oyunun sebeplerini duymak istiyorum ben Erol Bulut'tan kardeşim. Futbol programı yapıyorum ben. Hani orada VAR sisteminin, operatörünün ne çizdiği, art niyetli olduğu, bununla ilgili dava açılacağı falan. Ben onları bilmem. Hukukçu değilim ki ben. Bana ne? Ama Fenerbahçe niye kötü oynadı bunu bilmek istiyorum. Onu da teknik direktöründen duymayacaksan Fenerbahçe'yi kimden duyacağım? Ya çok basit de ki bugün bazı oyuncularımın performansından memnun değilim. Bir sonraki maçta gerekeni yapacağım. Bazıları kadro dışı kalabilir. Bazıları 11 oynayanlar yedek oturabilir. Bitti. Ya bir şey ver yani bir şey. Evet yani yönetimin açıklamalarının devamı gibi. Gerek yok. Onu dinliyoruz zaten biz dinliyoruz zaten. Peki kısa bir ara rica edelim izleyicilerimizden. Ara sonrası sohbetimize devam edeceğiz.